16 tens. Arkadaşlar bu bölümde şimdiye kadar göstermiş olduğum bu 12 tane tense 4 tane daha tens ilave edeceğiz. Onun da bu tablo üzerinden elde edeceğim. Şimdiye kadar her şeyi şu gördüğünüz tablo üzerinden elde ettik. Tensleri başta bu tablo üzerinden bu tensleri elde ettik. Devamında cümlelerin tensleri nasıl tespit etmeniz gerekiyor. Onu da bu tablo üzerinden gösterdim. Devamında tenslerini bulduğunuz o cümlelerin İngilizce karşılıkları nasıl elde etmeniz gerekiyor? Onu da bu tablo üzerinden gösterdim. Bugün yine bu tablo üzerinden 4 tane daha tens buraya ekleyeceğim. Göstereceğim tenslerin isimleri sizin için biraz tuhaf gelecektir. Ama lütfen bu dersi sonuna kadar izleyin. Çünkü İngilizce gramerinde çok önemli yere sahip olan bir konu başlığını ele almaktayım. İlk başta tensleri nasıl elde etmeniz gerekiyor onu göstereyim. Hep aynı mantığı kullanacağız. Bakın dikkatle izleyin. Past, future. Tekrar ediyorum. Past, future. Past, future, perfect. Past, future, continuous. Past, future, perfect, continuous. Bu kadar basit. 4 tane daha bu şekilde ekledik. Bu sefer zaman olarak past, future alıyoruz. Bileşenlerle tek tek çarptık. En son hepsini beraber aldım. Burada nasıl yaptı diyecek aynı işlemleri burada da uyguladım. Toplamda 4 tane daha tense ilave ettik. Şimdi İngilizce gramerinde bu şekilde bir tense yok. Future in the past diye bir şey karşınıza çıkar ama bu isimlerle yok. Bu gördüğünüz yapılar yani bu gördüğünüz tensler İngilizce gramerinde if clauses adı altında karşınıza çıkacak. If clauses, conditionals dediğimiz koşul cümleleri konu başlığı olarak karşınıza çıkacak ve gerçekten zordur. Çünkü kendi içerisinde işte type 0, type 1, type 2, type 3 adı altında böyle 4 parçaya ayrılıyor. Şimdi tablomuz bunu kullanabilme şansını bize sağlamışken ben de bir alternatif olarak size sunmak istedim bunu. Eğer if clause'ları öğrenmek istiyorsanız bu bir alternatif ki bana göre daha kolay olduğu kanaatindeyim. Ben buna şimdilik geçmiş gelecek diyeceğim. Ne demeye çalıştığımı örneklerle daha iyi pekişecektir. Mesela past future. Nasıl bir cümleleri kurmaya çalışırken bu yapıları kullanacaksınız? Tense demeyeceğim. Bu yapıları nerede nasıl kullanmanız gerekiyor? Mesela bir örnek verelim. Sana gerçeği söyleyecektim. Bakın. Acaklayacaklı dili cümleler. Past future'dan kastım bu. Önemli olan formüllerini yazdığım zaman past'ın formülü bir de future'ın formüllerini yazarak işlem yaptığım zaman bunun İngilizcesini elde ediyor olmam. Benim için önemli olan kısmı o. Yani isimlere takılı kalmıyorum. İsimler benim için bir ipucudur aslında. Mesela aynı cümleyi şu şekilde de söyleyebilirsiniz. Sana gerçeği söylerdim. Are erli dili cümle. Acaklayacaklı dili cümle. Veya daha da fazla örnek verelim. Bana daha önce yalan söylememiş olsaydın sana inanırdım. Koşul cümlesi. If clause dedim ya. Bakın bu bir koşul cümlesi. Bunu da bunlardan birisiyle yapacaksınız. İtalyanca bilseydim İtalya'da çalışıyor olurdum. Bu bir koşul cümlesi mesela. Bunlardan biri olacak. Birazdan hangi tense olduğunu beraber keşfedeceğiz. Haritaya baksaydık kaybolmazdık. Demek ki haritaya bakmadık, kaybolduk. Okulda daha çok çalışsaydım şimdi daha iyi bir işim olurdu. Şimdi bunların tenslerini tespit edelim mesela. Sana gerçeği söyleyecektim. Ne zaman? Geçmiş zaman değil mi? Past. Bakın, dil kısmına bakarak past diyoruz. Ama acekleyecekli kısmına bakarak burada future yok diyemeyiz. Maalesef bu sistemin kurallarına alışmanız gerekiyor arkadaşlar. Biliyorum alışageldiğin dışında bir şeyle karşı karşıyasınız şu anda. Buna alışın. Burada acekleyecekli kısmından dolayı future da var. Süreç yok, devamlılık yok. Yani bu cümleyi siz past future ile kurmanız gerekiyor. Past'ın formülünü yazın, future'ın formülünü yazın, işlem yapın, İngilizcesini elde edin. Şu anda yapabilirsiniz isterseniz. Sana gerçeği söylerdim derken mesela ne zaman geçmiş zaman past. Are ekleri aynı zamanda gelecek zaman eki olarak da kullanılıyor. Normalde geniş zaman eki Türkçe gramerinde. Ama biz burada gelecek zaman içinde kullanabiliyoruz. Bu işi işte haftaya yaparım derken are gelecek zaman eki oluveriyor. Burada da aynı şekilde future için kullanacaksınız. Bu cümleyi de siz past future ile kurmanız gerekiyor. Bakalım sorularınız bizi yanıltacak mı yine? Bana daha önce yalan söylememiş olsaydın sana inanırdım diyor. İki cümle ayrı ayrı ele alacağız. Bana daha önce yalan söylememiş olsaydın. Demek ki yalan söylemiş değil mi? Bir süreçten bahsediyoruz aslında burada. Cümlemizde past var. Geçmiş zaman bu. Cümlemizin şu söylememiş olsaydın kısmını ele alıyorum şu anda. Yani kırmızı kısmına geçmedim. O ikinci ayrı bir cümlemiz. Söylememiş olsaydın geçmiş zaman past. Süreç var mı? Var. Perfect var arkadaşlar. Burada perfect
Var. Demek ki yalan söylemiş. Devamlılık yok. Yani cümlenin bu kısmını ben past perfect ile kuracağım. Sana inanırdım. Demek ki şu anda inanmıyor değil mi? Sana inanırdım. Ne zaman? Geçmiş zaman. Past. Are erden dolayı da future da var. Past future. Süreç var mı? Var arkadaşlar. Süreç var burada. Perfect. Devamlılık yok. Yani ben kırmızı olan kısmını past future perfect ile kurmam gerekiyor. Sorularımız bizi yine yanıltmıyor. İtalyanca bilseydim İtalya'da çalışıyor olurdum. İtalya'da çalışıyor olurdum kısmını ele alalım sadece. Ne zaman? Geçmiş zaman. Past. Are erden dolayı future. Süreç yok. Devamlılık var. Past future continuous. Burada şu kısmı kafanızı karıştırabilir arkadaşlar. Neden burada perfect yok mesela? Neden past future perfect continuous ile yapmadık diyebilirsiniz. Dediğim gibi perfect'i var etmeniz ve yok etmeniz tamamen sizin elinizde. Cümleyi nerede, nasıl, niçin kullandığınızla alakalı olan bir durum arkadaşlar bu. Olayınıza göre değişir. Haritaya baksaydık kaybolmazdık. Demek ki haritaya bakmamışlar ve kaybolmuşlar değil mi? Biz de bunu anlıyoruz. Yani burada bir olay söz konusu. Bir olayımız var. Olaylar silsilesi var. Haritayı anlamışlar, kaybolmuşlar. Kaybolduktan sonra bu cümle kurulmuş bir cümle. Kaybolmazlık kısmını ele alalım. Ne zaman geçmiş zaman? Past. Future de var. Bu olumsuz bir cümle. Yani are'ın olumsuz cümlesi. Perfect var mı? Perfect var. Devamlılık yok. Yani past future perfect ile kuracaksınız şu kırmızı kısmını. Bu kısmını hangi tense'te kurmanız gerekiyor? Haritaya baksaydık kısmını. Ne zaman geçmiş zaman? Past. Süreç var mı? Var. Perfect var. Demek ki haritayı almamışlar değil mi yani? Tamamen geçmişte işte haritayı almadılar, kayboldular. Kaybolduktan sonra bu cümleyi kuruyorlar. Yani orada bir olaylar var. Yani bir süreç var. Geçen bir süreç var. Burada bir perfect var arkadaşlar. Devamlılık yok. Yani burasını past perfect ile yapacaksınız. Kırmızı kısmını da past future perfect ile yapacaksınız. Şimdi yapabilirsiniz mesela. Son örnek cümlemize bakalım. Okulda daha çok çalışsaydım şimdi daha iyi bir işim olurdu. Ben bu cümleden şunu anlıyoruz değil mi? Demek ki okulda daha iyi çalışmamış. Şu anda da kötü bir iş var. Hani süreci vurgulamaya çalışıyorum. Perfect vurgulamaya çalışıyorum. Şimdi daha iyi bir işim olurdu. Ne zaman? Bu kısmını ele alalım. Ne zaman? Geçmiş zaman. Past. Are erden dolayı da future. Süreç var mı? Süreç var arkadaşlar. Perfect var burada. Devamlılık yok. Bu cümleyi de past future perfect ile kurmanız gerekiyor. Mesela şuradaki olurdu değil de olacaktı da diyebilirsiniz mesela. Şimdi daha iyi bir işim olacaktı diyebilir miyiz? Neden olmasın? Okulda daha çok çalışsaydım, daha iyi çalışsaydım şimdi daha iyi bir işim olacaktı. Derken orada acaklı ejekli yaparsanız burada future'ın olduğunu daha iyi anlarsınız. Ama siz hangisini tercih ediyorsunuz? Yine Türkçe'de bu tercih meselesi. Cümle kurarken genellikle biz bunu düşünmeyiz değil mi? Ben burada acaklı ejekli kurmam gerekiyor, yok burada are erli kurmam gerekiyor. Böyle bir şey düşünmeyiz. Aynı şey İngilizce için de geçerli arkadaşlar. Benim burada dikkatinizi çekmek istediğim kısmı are eklerin görmezlikten gelmeyin. Dil kısmına bakarak geçmiş zaman var diyorsunuz past ama are eklerinden dolayı future yok diyemeyiz. Evet. Buraya istediğiniz sayıda cümle yazabilirsiniz. Dediğim gibi. Bu 3 tane soru sizi hiçbir zaman yanıltmayacaktır. Sadece biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Türkçe cümleler üzerinde tenslerini tespit ederken daha fazla dikkatli davranmanız gerekiyor. Ne zamana kadar? Alışkanlık haline gelene kadar. Artık buna alıştıktan sonra siz bu cümleyi okurken veya hatırınıza geldiği zaman direkt böyle saniyeler ve belki saliseler içerisinde evet ben bunu şu tenste yapmalıyım gibisinin hissiyata dayalı olarak bunu yapacaksınız. O zamana kadar da çok alıştırma yapmanız gerekiyor. Bol bol üretim yapmanız gerekiyor. Dilde üretim yapmanız gerekiyor. Kendi cümlelerinizi kurmanız gerekiyor. Kendi hikayelerinizi yazabilirsiniz. Sonuçta yazılıya dayalı bir sistem bu. Sizi kağıt üzerinde başarılı yapacak bir sistemden bahsediyorum arkadaşlar. Tabii ki bu işin biraz da teori hem de biraz da pratik kısmını gösteriyorum. Bundan sonraki bölümde bu cümlelerin İngilizce karşılıkları nasıl elde etmeniz gerekiyor onlara bakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar hatırlatayım. Bunlar if clauses, conditionals dediğimiz koşul cümleleri. Bu şekilde 12 tane tensimize 4 tane daha tens eklemiş olalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.